Belgrad'dan Saraybosna'ya doğru yola çıkıyoruz. Bosna-Hersek sınır kapısına yaklaştık. Şimdi Srpska kantonundan içeri gireceğiz, sınır kapısından. Buradaki para birimi KM, yani Alman marka endeksi para var. Bizim paramıza ulaşmak için bunların parasını 3 ile çarpmanız gerekiyor. Evet, sınır kapısı gözüktü. Burada benzinliğe bakıyoruz. Buradaki fiyatları 3 ile çarparak bizdeki petrol fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Saraybosna'ya geldik. Burası eski bir kütüphane. Savaştan sonra yanıyor bu savaş esnasında bu kütüphane. Baktığımızda hala savaşın izlerini taşıyan bir tahane doldu. Saraybosna'nın merkezinde bulunan baş çarşıya doğru yürüyoruz. Evet, baş çarşıya geldik. Burası İstanbul Eminönü'ndeki çarşılara çok benziyor. Şimdi hadi bir dolaşalım bakalım neler varmış.
buranın meşhur yemeklerini görüyoruz. Evet, fiyatlara baktığımızda da bu fiyatları 3 ile çarparak bizim fiyatlarımıza ulaşabiliriz. Evet, burada şimdi boşnak böreği yiyoruz. Burada kıymalı ve peynirli boşnak böreğini deneyeceğiz. Kilogramı 12 km yani 36 lira kilosu. Boşnak böreklerimiz, yoğurt olanlar da var. Bayağı bir yoğun. Tatlılarına bakıyoruz. Bizimkilere çok benziyor. Tulumba tatlısı, baklava, kadayıf gibi. Otelimize doğru yola çıktık. Otelimize gidip bir yerleşeceğiz. Sonra akşam tekrar çıkacağız. Evet, tramvaya bindik. Burada. Tramvay 3.60 mark, yani yaklaşık 10 liraya geliyor. Kişi başı 5 lira burada. Tramvayla bir yolculuk yapacağız. Merkeze tekrar gidiyoruz. Bizim otelimiz 7.5 kilometre merkeze. Şimdi tekrar merkeze gideceğiz. Burada genelde tramvayla ulaşım sağlanıyor. Bosna Hersek merkezinde. Genelde nargile kafelerin olduğu yerler. Evet, baş çarşıda dolaşırken bir lokmacıyı gördük. Lokmacıya girdik. Bizim İstanbul'dan Türk esnafımız işletiyor burayı. Evet, lokmaları neli yapıyorsunuz? Vanilya, çikolata, çilekli lokmalar var. İlk önce lokmaları atıyor. Daha sonra da içine vanilya, çikolata, çilek. Şöyle dolgu yapıyor burada. Üstüne de şuradan istediğiniz soslardan dökebiliyorsunuz. Fiyatı ne kadar bunun? 5 KM. Yani Boston markı bizim paramızla 15 liraya tekabül ediyor. Lokmalarımız kızardı. İçine çikolata, vanilya ve çilek basarak tamamlıyor. Saraybosna'daki sıradan binalara da baktığımızda hala savaşın izlerini üzerindeki mermi ve bomba deliklerinden görebiliyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde Monster'ı size tanıtmaya çalışacağım. Şimdi Monster'a doğru yola çıkıyoruz.